Biz nerede kalmıştık? Biz ünlü çiftlerimizi evlendirmiştik, barklandırmıştık. Değil mi? Bebeklerine kavuşmuştu. Mutlu, mutlu, mesut bir şekilde evet, onları bırakmıştık ki efendim. Evet. Dönmemize yakın onlardan kriz haberleri gelmeye başladı. Ayrılık haberleri gelmeye başladı. Özellikle bir çift var ki hemen de söyleyelim. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti bizi en çok şaşırtan evet. oldu. Biz Hadise'yi bıraktığımızda yayındaydık. Evet. Ve 3 milyonluk yüzüğü parmağındaydı. O parmağı, şey, o yüzüğü böyle göstermelere doyamamıştı. Değil evet. mi? Habire videolar çekiyordu konserlerinde. Bir tek, bu çiftle ilgili kriz haberleri Mehmet Dinçerler'in kendisiyle aynı adı taşıyan amcası Mehmet Dinçerler'le olan maddi sürtüşmeleriyle dile gelmişti. Ha, kişisel olarak soruyorsanız tüm bu haberlerin dışında. Evet, elbet bir gün aralarında bir şey çıkar, çıkabilir. Tarzları, hayat tarzları, hayata bakışları farklı diyorduk ama bunu da 4 ayın sonunda beklemiyorduk. Hani bir geçsin diye. Yani biz sahnede parmağında 3 milyonluk tek taşla bir Hadise bırakmıştık. Döndüğümüzde tek taş da kalmamış, Alyans da kalmamış. Biz sahnede mutlu bir Hadise bırakmıştık. Hatta şöyle diyordu. Prensesler gibiydim baba evinde ama kocam bana kraliçeler gibi bakıyor diyordu. Döndüğümüzde hıçkıra hıçkıra ağlayan bir Hadise. Hadise bulduk. Peki o cephede neler olup bitti bir izleyelim. Evet. Aşkları, tanışmaları, ilk pozları, açıklamaları magazin dünyası için hep altın değerindeydi. Hadise o dönem sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldığını işte bu videoyla duyurmuştu. Aşıklar sevgililik dönemini çok uzatmadı, flört dönemini kısa tuttu. Çift 15 Mart'ta nişanlandı. Benim babam da beni kusursuz büyüttü. Evleneceklerini dosta düşmana büyük bir sevinçle duyurmuşlardı. Evet, evet, bakınıyoruz. Güzel geziyoruz. 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz olduğu iddia ediliyor. Bebek krizi. Hadise sık sık kucağındaki bebeklerle poz veriyordu. Oh pretty baby, don't let me down, I pray, oh pretty baby. Evli çiftin ilişkisinde bebek isteyip istemediklerine dair iddialar da var. Kimi dedikodularda Mehmet Dinçerler bebek istemiyor, Hadise istiyor diye yer alırken bazı kulis bilgilerine göre Hadise bebek istemiyor, Mehmet Dinçerler bebek istiyordu. Hani her şey yaşında güzel diye bir tabir vardır. Alyans krizi. Hadise'nin parmağında Mehmet Dinçerler'in hediyesi olan 3 milyon lira değerinde yüzük uzun süredir yoktu. Kalbi kırık olan var mı? Hadi ya. Yüzük krizinin yansıması Mehmet Dinçerler'de de görüldü. Varlıklı bir aileden. Yani tabii varlık kime göre hani öyle wow bir varlığımız yoktu ama çok şükür hiçbir zaman kimseye muhtaç olmadık. Mehmet Dinçerler de ilk kez alyansız poz verdi ve şov devam ediyor notunu yazdı. Kutlama krizi. Hadise'nin Mehmet Dinçerler'in 23 Ağustos'taki doğum gününde de hiçbir paylaşım yapmaması ayrılık iddialarını güçlendiren bir diğer gelişmeydi. İstersen bana Hadise konserde neden ağladı? Hadise geçtiğimiz günlerde verdiği konserde küçük bir yol şarkısını seslendirirken gözyaşlarına boğulmuştu. Alyans takmamaları, bebek krizi iddiaları, doğum günü kutlama krizleri derken bir süredir eşinin konserine gitmeyen Mehmet Dinçerler'in yeni mekanın açılışında eşi Hadise'nin olmayışı da kafalarda soru işaretine neden olmuştu. Yani bu gelişmelere neresinden bakarsak bakalım maalesef ateş olmayan yerde duman tütmezdi. Kız kardeşime yanlış tamam. yazmayayım. Kariyerinde birçok başarıya imza atan ve kendine has bir tarzı olan Hadise yaşadığı tüm sıkıntıları sahneye yansıtmamaya, işini yapmaya çalışıyordu. Şu detay.
detay da sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Hadise, Mehmet Dinçerler'le evlenmeden önce sahne kostümlerinde bir değişime gitmişti. Hadise'nin 2022 Mart, Mayıs, Haziran ve Ağustos ayında giydiği kostümleri yan yana getirelim. Evlendikten sonra kapalı sahne kostümleri tercih ettiği görülen Hadise, boşanma iddialarının havada uçuştuğu Ağustos ayında mini elbisesiyle sahnedeydi. Hadise'nin kostüm değişimi. İddialara göre Hadise, eşi Mehmet Dinçerler ve evliliği için bir değişim yaşamış, sahne kostümlerinde değişime gitmiş ancak boşanma krizinin yaşandığı bu günlerde yeniden eski günlerinde giydiği sahne kostümlerine dönmüştü. Bunlar sosyal medyaya, basına, kulaktan kulağa yayılan iddialara dair gelişmeler. Perde arkasında neler yaşanıyor, çift boşanacak mı, çifti barıştırmak için aileler devreye girdi mi merak konusu. Bakalım canlı yayın masamızda ne gibi bilgiler var? Evet. Hadise'yi ilk kez böyle görüyoruz. Genelde hep güçlü tarafını gösterir herkese. Aile içinde sorunlar yaşasa bile kimseye belli etmeyen güçlü bir Hadise vardır. İlk kez ben tükenmiş, çökmüş bir Hadise görüyorum. Hatta diyorlar ki bu görüntüyü izleyip, yok gerçekten ağlamıyor, numaradan ağlıyor, reklam ağlaması falan. Yok, biz yok, yok. Reklam ağlamalarını çok net bir şekilde reklam biliyoruz. Reklam bayılmalarını ve falan hepsini biliyoruz. Ve size şunu söyleyeyim, o yok. Bu videoyu kaç kere izledim. Çok ve içten. Her seferinde içimden şu geçti, keşke orada Hadise'nin yanında olsaydım da ona şöyle kocaman sarılsaydım. Evet, canı yanıyor. Neler yaşadıysan onların hepsi geçecek deseydim. Gerçekten canının yanında o kadar belli ki. Ben iki kişinin, Hadise ve bir kişi daha, bu kadar içten ağladığını gördüm sahnede. Bir tanesi de Deniz Seki. Evet. Annesi yıllar hastaydı önce. O dönem, tedavi görüyordu. Harbi Açık Hava'da konser veriyordu ve o konserinde siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz şarkısını söylerken o kadar içten ağlamıştı ki onu izlerken biz de çok etkilenmiştik. Kesinlikle. Hadise'nin burada ağlama sebepleri tabii önce ağlar ağlamaz herkesin aklına 4 ay önce nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler'le bir problem olduğu hissiyatı hemen geldi. Başka bir şeye yormadık çünkü ailesiyle ilgili problemleri yenmişti. Az çok belki mesleki sebeplerden dolayı da bir sanatçının, bir ünlünün ya da bir starın neden gözyaşı döktüğü ya da suratının asıldığını da az çok bir şekilde de çıkarıyoruz. Zaten Hadise'ye çok yakın bir kaynak, o da ünlü star, Yıldız Tilbe'nin de bu minvalde bir tweet yapması da olayı iyice netleştirdi. Şimdi şunu belirtelim. Evliliklerinde %100 bir kriz var. Var. Çünkü bebek haberlerini yalanlayan Hadise'den evlilikteki krize dair tek bir açıklama gelmedi. Evet. Eşinin aylardır üzerine çalıştığı o dükkanın açılışına katılmadığı gibi o dükkana destek vermek adına tek bir paylaşım yapmadı. O krizin nedenini de öğrendik. Önce reklama gidelim. Reklamlardan sonra da sizlerle konuşalım, paylaşalım öğrendiklerimizi. Evet. Reklamlar. Şimdi biz 4. ayın sonunda Hadise'nin şarkısında söylediği gibi mesajı nasıl aldık? Çünkü Hadise o olaylı 3 milyon TL'lik alyansı çıkardı. Ama öncesinde Mehmet Dinçerler pastane açılışında verdiği pozla, tanıtımda verdiği pozla alyansın parmağında olmadığını gösterdi. Buradan da şu çıktı, acaba her ikisi de Hadise çünkü bir aradan sonra konserlere dönüyor. Mehmet Dinçerler de hayli büyük yatırım yaptığı bir şeyi açıyor, pastane, evet, tatlıcıyı açıyor. Acaba bu yolla kendi iş alanlarındaki reklamları mı pohpohluyorlar şeklinde soru işaretleri de çıktı. Ama olay başka bir yere evrildi ki içinde bebek meselesi de yok. Müge, şarkının ne diyor? Mesajımı almıştır o. Hadise'nin bu defaki mesajı bizlere. Evet. Sahnede ağlaması. Evet. Parmağından 3 milyonluk alyansı çıkarması. Akabinde çıkan hamilelik haberlerini yalanlayıp evliliğiyle ilgili tek satır bir açıklama yapmaması, diyor ki açık açık, benim evliliğimde kriz var. Var. Her evlilikte krizler olabilir. Her olabilir. Evlilikte inişler çıkışlar atlatırsın, olabilir. Atlatırsın, atlatamazsın. İnşallah onlar da atlatır ama evliliklerde ilk bir yıl çok önemlidir. Kesinlikle. Yani yıllarca flört edersin, o imzayı attıktan sonra iş bir anda değişir. Çünkü neden? Makyajlar çıkar, filtreler çıkar. Aynı çatı herkes altına girilir. Herkes kamufle ettiği
gerçek beni ortaya koymaya evet, başlar. Öyle. Çevremde de biliyorum imzayı attıktan birkaç ay sonra şunu söylüyorlar. Yok Gülşen, evlilik hiç bana göre değilmiş. Evet, tahmin ettiğim gibi yapamayacağım, ben yapamayacağım. Bu işler kesinlikle sabır işi, bu işler kesinlikle karşındakini olduğu gibi kabul etme işi. Değiştir, değiştir, nereye kadar değiştir? Değiştiremezsin. Hadise değişti mi? Değişti. Ama ne kadar değişebilir? Ya, bir anlık ve değişir. De, ben hep onu söylüyorum. Evet, herkes aslına rücu ediyor. Onun için aslınıza rücu etme gereği duymadan evlenirken, zaten evlenirken Mehmet Dinçerler'in de ailesinin tarzı da belliydi, Hadise'nin tarzı da belliydi. Burada adım atıp ben biraz değişeceğim, biraz fedakarlık yapacağım diyen taraf Hadise oldu. Ama Mehmet Dinçerler tarzından, tavrından ödün vermeyince, Hadise'nin şarkılarında çokça altını çizdiği sınır, sabır, tolerans kısmı sıfır tolerans patlayıverdi. Bu ilişkide de değişen ve değiştirilmek istenen taraf Hadise oldu. Ne yaptı önce? Mayovari kıyafetlerin hepsini rafa kaldırdı. Tarzı değişti. Hı. Danslar değişti. Evet. Sahne değişti. Her şey değişti. Sahne Hadise'de. Ancak bunlar yetmedi. Bizim kulağımıza gelen bilgileri de sizlerle paylaşalım. Hadise kendini çok baskı altında hissetmeye başladı. Eşinin kıskançlıklarından bunaldığını duyduk. Çünkü artık Mehmet her şeye müdahale etmeye başlamış. İşte şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın, bunu giymeyeceksin. Her konserinde yanında ben olacağım, ona göre bir program yapacaksın şeklinde baskılar artınca da tıpkı şarkısındaki gibi Hadise, her şey burada bitti, toparlan gidiyorsun noktasına gelmiş.